Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gurbet Halde Helde Bir Hal Geldi türküsünün, Gurbet Helde Bir Hal Geldi Başıma türküsünün belli bir küçük kısmının solfejini yapacağım. Ama hangi, kimin çaldığı, bir Kemal Alaçayır'ın bir televizyon programına çıkıp çaldığı gibi. Yapmaya çalışacağım diyeyim. Onun gibi az önce çalmaya çalıştığım gibi yapacağım arkadaşlar. Bu daha önce bir istek gelmiş. Yani izledikten sonra ben de gerçekten yapılmasını değer gördüm. Diğer taraflar zaten arkadaşlar internette bir sürü yerlerde var. Çok değişik bir melodisi yok zaten. Aynı. Sadece ama Kemal Alaçayır'ın çaldığı kısımdaki gibi. O özellikle sağ eldeki çalmış olduğum kısmın ikinci kısmındaki yeri. Asıl anlatmak istediğim orası. Onun gibi anlatmaya çalışacağım sizlere. Bunu da kim istemişti bizden? Bir kardeşimiz Ertuğrul Ünlü. Yani YouTube'daki ismi oydu. Herhalde gerçek ismi de olur. Ertuğrul Ünlü kardeşimiz istemişti. Umarım onun için de faydalı olur. Diğer abonelerimiz için, abone olacaklar için de faydalı olur. Ben yavaş yavaş söyleyeyim. Yalnız çoğu yerini zaten belli olacağı için yani isim solfej yapmadan anlatacağım yavaş yavaş. Çünkü özellikle sahil tezenesini yapacağım için onun solfejini yapamayacağım. Yavaş yavaş onu anlatacağım ben sizlere. Ben yavaş yavaş anlatayım. Bana kolay gelsin. Sizlere iyi seyirler diyeyim ben. Arkadaşlar çok bir şu tane tane çaldığım yerlerde sıkıntı yoktur. Sadece şu kısımda bir şey yaptım bakın. Nasıl yapıyorum? Altta bak. Alt, üst, alt, üst. Yani çırpıyorum. Yani tezeneyi çırpma dediğimiz. Yani bu nedir? Zeybek mızrabı dediğimiz. Bu şekilde çırparak yapıyorum arkadaşlar. Şöyle dikkatlice bakın. Yani Ankara Van gibi oluyor. Ankara Van. Bunu hızlı yaptığımızı düşünün. Bu şekilde Ankara Van. Bir daha yapayım orasını. Tabii aynı zamanda bunu yaparken de şuradan melodiyi takip ediyorum. Bakın sol elimde de. Mi fa mi fa mi fa mi fa re gibi düşünün. Tabi bunu yapmak ilk başta zor gelebilir. Öncelikle bunu ne yapacaksınız arkadaşlar? Bütün telleri kapatın. Yani çok düzenli ses çıkmadan, kimseyi de rahatsız etmeden. Sadece sağ ile çalışın. Yani. Yani bu şekilde. Bu şekilde yapıyor. Tabii benim asıl anlatmak istediğim kısım burası değildi. Yani burayı da anlatmaya değer gördüm işte. O yüzden yapmaya istedim. Hani bu tezene de çoğu yerde karşınıza çıkacaktır. Özellikle uzun sapta zeybek çalarken. Tabii sadece uzun sapta değil, kısa sap zeybeklerde de arkadaşlar çoğu yerde kullanıyoruz onu zaten. Şimdi ikinci kısım asıl önemli olan kısım ve asıl zor olan kısım. Bileği zorlayacak olan kısım arkadaşlar. Devamlı alt üst aşağı aşağı yukarı yukarı gibisinden gidiyor. Bakın nasıl yapıyorum onu. Bakın mızrabım nasıl gidiyor arkadaşlar? Hep bu şekilde bak. Aşağı aşağı yukarı yukarı. Üst tel, orta tel aşağı. Geri alt tele geldiğimde yukarıya doğru çıkıyorum. Alt tel, orta tel yukarı. Mızrap bu. Bunu hızlı hızlı yaptığım zaman ne oluyor? Bu şekilde arkadaşlar. Yani çok zor bir şey yok aslında. Tabii hızlı yaptığımız zaman zorlaşan bir olay. Ama bunu yaparken aynı zamanda da melodiyi daha devam ettiriyoruz. Yani bizim asıl önemli olan kısım bu yani. Melodiyi nasıl devam ettireceğiz? Bunun için de gerçekten biraz emek sarf etmek ve biraz çalışmak gerekiyor. Bakın şu şekilde bakın. Ben zaten tellere vurduğum zaman çekme ve çarpmalarla, çarpma ve çekmelerle ya da melodiyi zaten kendim takip edebiliyorum. Bakın.
Kemal Atçay'ın yaptığı şekilde anlatmaya çalıştığım için arkadaşlar, yoksa bunu istediğiniz her şekilde çalabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani ne dediğimiz, değişmez abi dediğimiz. Bu şekilde de çalabilirsiniz bunu. Ama oradaki mızrap çok daha farklı geldiği için arkadaşlar, yani sizlere de yoracak ve gerçekten şu sağ el bileğinize ya da sol çalıyorsanız sol el bileğinize çok çok faydası olacak bir mızrap. Yani bunu devamlı zorlayın, ağırdıkça zorlayın. Üstüne düşmediğiniz sürece hiçbir zaman olmayacak bu mızrap. Kendinizi zorlayın yani. Sınırlarınızı zorlamaya çalışın. Bir kere daha göstereyim arkadaşlar. Umarım oluyordur. Dediğim gibi notalarını tek tek bir yandan bunu farklı vurup bunu ayrıyeten çaldığım için notalarını söylemeyeceğim dedim. Sadece sağ eldeki tezen atışının nasıl olduğunu açısından ve şuradaki çalarken sol elimiz nasıl hareketler yapıyor. Sol elimiz normal şunları yapıyor arkadaşlar. Bunu yapıyor. Yani burada Kemal Alaçayır'ın yaptığı. Bakın. Bu şekilde tezeneyi bu şekilde atıyor. Solo ile bu şekilde çalıyor. Bunu yavaş şekilde yaparsam arkadaşlar, yani yavaş şekilde, yani aynı arpej atıyormuş gibi yaparsam şu şekilde de yapabilirim. Umarım anlaşılır oluyordur arkadaşlar. Elimden gelince sizlere çok sıkmadan kısa kesmeye çalışacağım dedikçe sanki bu videolar uzuyor gibi hissetmeye başladım. Ki uzamaya da başladı. Şimdiden bir 8 dakika oldu herhalde. Evet arkadaşlar, ben şu son kez göstereyim. Ondan sonra zaten çalışa çalışa yavaş bir şekilde bir daha göstereyim. Dikkatli izleyin İkinci kısmını. Benim anlatacağım bu kadar. Yani size videoyu uzatıp durmadan aynı şeyini tekrar etmektense burada ne yaptığım ve ne yapmaya çalıştığım ufak tefek anlaşılıyor. Umarım faydası olur. Umarım isteyen kardeşimiz de faydalanmıştır. Yani umarım istediği şekilde video olmuştur. Şimdiden görüşmek üzere. Herkese teşekkür ediyorum ben.